Yüzyıllarca bugünkü Kars-Ardahan sınırlarında yaşayan ve Anadolu Türklerinin uzantısı olan Ahıska Türkleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun yılı sürecinde sahipsiz kalarak 14 Kasım 1944 tarihinde, yani bundan tam 71 yıl önce bugün, Sovyet lideri Stalin tarafından saatler içerisinde tren vagonlarına doldurularak gidecekleri yere kadar aşağı dahi inmemek şartıyla kapalı tren vagonlarında Orta Asya'ya sürülerek Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirildi. Ahıska Türklerinin bu hazin sürgününde binlerce insan yolda öldü. Zaman içerisinde bazıları da Türkiye'ye geldi, bazıları ise Konya'ya. İşte o yıldan bu yana Ahıska Türkleri halen sürgünde yaşıyor. Peki, bizler Ahıska Türklerini, kim olduklarını ne kadar biliyoruz? Şu anda Türkiye ve Konya'da yaşayan ve halen sürgünde yaşayan Ahıska Türklerinden ne kadar haberdarız? Ahıska Türkleri. Kim? Ahıska Türkleri. Ahıska Türkleri. Tanıyor musun? Ahıska. Yok, ilk defa duydum. Ben de duymadım. Ahıska. Siz? Anı'da kalmıştınız. Ne? Ahıska Türkleri. Ahıska Türkleri. Hiç duymadım. Alaska Türklerini. Alaska değil, Ahıska Türkleri. Tanımıyorum. İlgilenmiyorum öyle şeylerle. Pek bilmiyorum ben, bilgim yok. Ahıska Türklerini tarihten tanıyoruz. Tarih kitaplarında okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Yani Ahıska bu Makedonya tarafındaki. Ahıska Türklerini tanıyoruz tabii. Nerede? Türk oldukları için tanıyoruz. Araştırma yapmadım ama tarih kitaplarından biliyorum sadece. Yani tam bir detaylı bir bilgim yok işin aslı yani. Evet, tanıyorum. Tarih derslerinde. Genelde toplumda çok bilinmiyor Ahıska Türkleri. Hani ben de Kafkas göçmeni olduğum için bunu biliyorum. Karaça Türklerindenim ben de. Hayır abi. Tanımıyoruz. Orta Asya kökenli olduklarını biliyorum sadece. Yani fazla bir şeyim yok. Duydum Ahıska. Duydum Kafkas tarafında. Cihanbeyli tarafında bir köyde Ahıska Türklerinin yaşadığı bir köy var. Bir televizyonda izlemiştim. Herhalde mi? Doğru, Mecidiye Köyü. Bir belgeselde izlemiştim. Ardahan, Artvin yöresinde o bölgede yaşayan Türk kardeşlerimiz, soydaşlarımız var. Türk kimlikleri vereceğiyle ilgili, vatandaşlığı vericiyle ilgili bir bilgim var yani, öyle bilgi sahibim. Bulgaristan, Romanya taraflarına da, Balkanlara da yayılmış durumdalar zannedersem. Belki de Rusya'ya yayılmış olabilirler. Ne Türkleri? Ahıska Türkleri. Ahıska. Hayır, duymadım. Tanımıyorum abi. Hiç duymadım abi. Siz tanıyor musunuz? Tanımıyoruz abi, hiç duymadım. Ahıska Türkleri. Yok. Ahıska Türklerini tanırız abi tabii ki. Valla. Bizim kökümüz ya. Ahıska Türklerini tanıyor musunuz? Yok. Tanımıyor musunuz? Hiç yok. Duymadınız? Duymadım. Siz tanıyor musunuz yani? Ahıska Türklerini. Hiç bilmem. Hiç bilmiyorsunuz. Tabii tanıyorum. Ben kendim Ahıska Türk'üyüm. Bugün zaten Ahıska Türklerinin sürgün yıl dönümü. Bilenlerin ve tanıyanların da bildiği gibi 1944 yılı 14 Kasım günü Ahıska Türkleri kendi Türklerinden, kendi topraklarından sürgün olunmuşlar. Ben yaklaşık 2-3 ay falan böyle olur Konya'dayım. Pek insanlar tanımıyor yani. Tanıyan insanlar ya tanıyanlar da var. Yalnız bunlar ya çok eskiden Konya'da olanlar veya çok yaşlı olanlar. Yalnız gençler arasında veya böyle diyelim Ahıska'yı tanıdanlar arasında pek az Ahıska'yı tanıyanlar, böyle diyelim. İnsanlar arasında Ahıska'yı tanıyanlar çok az. Kendimin de sorduğum zaman, bana sordukları zaman hangi millete mensupsun? Ahıska Türk'ü diyorum. Çok üzücü bir durum ki herkes bana Alaska Türk'ü mü diye cevap veriyor. Bana yani soruyla cevap vermek gibi oluyor. Bu da çok üzücü bir durum. Konya'da eğitim gören Ahıskalı öğrenciler de var. İşte onlar da her sene Osmanlı Mirası Ahıska adlı program düzenliyor. Bu program bu yılda 18 Kasım günü Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde saat 14'te yapılacak.